Hikaye şu. Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yuva yaparmış. Bu dağda yaşayan kartallar kendilerini rüzgara teslim eder. Bazen az bir kanat çırpmayla kilometrelerce mesafe alırlar ve ufkun güzelliklerini seyrederek, rahmet rüzgarına adeta kendini teslim ederek, güzel manzaraları seyrederek uçarlar. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürermiş bu kartallar. Bu kartalların arasında da bir kartal 4 tane yumurtasıyla beraber yaşıyormuş. Bir gün deprem olmuş. Dağ sallanmış. Dağ sallanınca o yumurtalardan bir tanesi yuvarlanmış. Ta aşağı kadar aşağıdaki çiftliğe varmış. O çiftlikte de tavuklar yaşıyormuş. O tavuklar da bildiğiniz gibi ne bulurlarsa yer, devamlı ayakları çamurda, pislikte, sürekli karnını doyurmakla geçirirlermiş günlerini. Kanatları var ama böyle süs gibi. Onunla uçamıyor. Sadece yemek yiyerek kollarını ve bacaklarını şişirir, etlenirlermiş. Çünkü o tavukları ileride kızartma yapacaklarmış. O tavuklar ki 30 santimden daha fazla yukarıya bakamayan, üstünü göremeyen tavuklar, bu yumurtayı bulmuşlar, kartal yumurtasını. Biraz daha normalden büyük yumurta olduğunu gördüklerinde biraz şaşırmışlar ama sadece dünyalarında tavukları gördüklerinden dolayı onun da bir tavuk yumurtası olduğuna inanmışlar. Ve o şekilde o yumurtaya sahiplenmeye karar vermişler. Yaşlı bir tavuk da o yumurtayı ve içinden çıkacak yavruyu koruması altına almış. Bir gün o yumurtadan bir kartal doğmuş. Ve o kartal çevresinde sadece tavuk gördüğünden dolayı kendini de tavuk zannetmiş. Biraz farklıymış ama çevresindeki bütün tavuklar ona tavuk gibi davranmışlar. Aslında o kartal da tavuk ailesini çok seviyormuş ama içinden bazen ben kimim diyormuş. Ben kimim acaba? Çünkü biraz farklıyım. Ben normal değilim diyormuş. Ama o bir tavukmuş. Onu da öyle bileymiş. O bazen söylermiş. Ben farklıyım. Sizden daha farklıyım. Benim boyum sizden daha uzun. Kanatlarımı açtığım zaman 2 metre kanatlarım oluyor. Gagam sizinkinden farklı dermiş o kartal. Ama onu hemen sustururlarmış tavuklar baskıyla. Sen tavuksun. Bunu böyle kabul et. Bunu böyle bil derlermiş diğer tavuklarda. Bir gün tavuklarla oyun oynarken çiftlikte gökyüzüne bir bakmış ki bir grup kartal özgürce uçuyorlar. Özgürlük düşünsenize. O yukarıda uçan kartalların gözleriyle bakın gökyüzüne. Aman Allah'ım demiş o kartal yavrusu. Ne güzel de uçuyor bu kartallar. Ben de onlar gibi uçmayı çok isterim demiş o kartal yavrusu. Etrafındaki tavuklar da bu cümleyi duymuşlar ve hepsi de hep bir ağızdan kahkahayla kartal yavrusuna gülmüşler. Onu ayıplamışlar. Ona şunu söylemişler. Sen bir tavuksun. Tavuklar da uçamaz demişler. Ama ne yapsın o kartal yavrusu. Tavukların baskısından dolayı o da aynı tavuklar gibi davranıyor. Pisliklerin içerisinde, çamurların içerisinde yem bulursa yem yiyor. Bulamazsa solucan yiyor. Ne varsa onları yiyor ayağın altında. Bazen kendi pisliğini de yiyor. Ezilmiş sürekli. Sürekli inandırılmış tavuksun diye. Küçük kartal bazen gökyüzüne bakıyor. Uçan kartallar gibi uçmak ve özgür olmak istiyor. Ne zaman bu düşüncelerini ailesine açsa, arkadaşlarına açsa ona yine ne diyorlar? Sen tavuksun ve tavuk olarak kalacaksın. Sen uçamazsın. Sen yapamazsın. Bırak bu hayalleri. Unut bu hayalleri. Sen tavuksun. Zamanla bu küçük kartal artık bu düşünceyi tavukların ona söylediği bilinçaltı programını ne yapmış? Kabul etmiş.
hayal kurmaktan vazgeçmiş ve artık hayatını bir tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Öyle karar vermiş ama sonra aşağı tavukların arasına bilge bir kartal inmiş ve kanatlarını bir açtığında 2 metre boyunda kanatları varmış. Sonra o yavru kartalın yanına gelerek ona ders vermiş. Senin ne işin var tavukların arasında? Ne dolaşıyorsun bu tavukların arasında? Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Sen solucan yemekten daha fazlasını hak ediyorsun. Sen bu kanatlarınla uçabilirsin aslında demiş. Kartal yavrusu da demiş ki ya ben tavuğum demiş. Bana bunu böyle söylediler, bana böyle öğrettiler. Ben uçamam. Kanatların büyük olsa da uçamam. Çünkü bana sürekli sen tavuksun dediler. Ve ben uçamam demiş. Kartal yanında getirdiği et parçasını kartal yavrusunun ağzına sokmuş. Kartal yavrusu o etin tadını alınca birden vücudunda bir değişiklik olmuş. Bütün kılcal damarlarına kadar enerji dağılmış ve birden canlanmış. Kanatlarını açarak birkaç denemeyle gökyüzüne havalanmış. Ve yanındaki seni inandırmışlar. Yıllarca senin tavuk olduğunu sana söylemişler. Senin bilinçaltını programlamışlar. Ve sen yıllarca zamanını o tavukların arasında geçirdin. Artık uçma zamanı. Bak şöyle bir ufuklara. Bırak kendini gökyüzüne. Bırak kendini rüzgara. Rahmet rüzgarına teslim ol. Bak sen şöyle bir etrafa demiş ona. Ve o kartal yavrusu hayatın tadını almaya başlamış. Daha önceden yürüyerek, tavuk gibi yürüyerek yarım saatte vardığı yere 2 dakikada varmaya başlamış. Daha önceden en fazla 30 santim kadar yüksekliği görebilen o kartal yavrusu yüzlerce metreden aşağı seyredebiliyormuş. Bir düşünsenize, kartalın bakışıyla gökyüzünü bir seyredin. O sessizlik, rüzgar, o rüzgarın tatlılığını bir düşünün. O rüzgarın sesini şu anda duymaya çalışın. İşte o kartal keyif almaya başlamış. Hayattan zevk almaya başlamış. Evet arkadaşlar, kişisel gelişimi ben bu şekilde tarif ediyorum. Biz de 18 yaşına kadar istatistiklere göre 144 bin negatif kelime duyuyoruz. Kimler bizi programlıyor? Çevremizdekiler programlıyor. En yakınlarımız bize sen tavuksun diyorlar. Sen tavuksun. Sen uçamazsın. Sen yapamazsın. Sen başarısızsın. Senin zekan geri. Başaramazsın diyerek sürekli tavuksun diye inandırdılar. Aslında kartal olan o insan tavuk olduğuna inanıyor. Ve yapamam, başaramam, uçamam diyor. Sürekli bilinçaltına bu şekilde telkinlerle 144 bin kelime ile hipnoza girdik. Anlatabiliyor muyum? Bunu herkes istisnasız yaşadı. Çünkü kollamak istediler. Yapma, dokunma, cız, elini yakarsın, elini kesersin, gidemezsin, gelemezsin, beceremezsin diyerek 144 bin kelime ile hipnoza girdik. Aynı tavuk misali, tavuk olduğuna inanıyorsun sen. Ben de sana diyorum ki artık vakti geldi. Artık kartal olma vakti geldi. Uyanma vakti geldi. Şöyle bir bak kendine. Pençelerine bak. Yüreğine bak. Aynaya bak. İçindeki o çocuğu gör. Sen kartalsın. Kartal olduğuna inan. Ben bunları sana söylerken bile içindeki tavuk konuşuyor olabilir. Sana yok yapamazsın. İsa Bey yine bir şeyler anlatıyor. Sen tavuksun. Sen elleme. Sen dokunma. Anlatabiliyor muyum? Devamlı tekrarlanıyor. Bu 144 bin kelime senin beyninde negatif hipnoz kelimeleri tekrarlanıyor. Sürekli tekrarlanıyor. Ve senin tavuk olduğuna inandırıyor. İçindeki tavuk. İçindeki tavuk senin tavuk olduğuna inandırıyor. O yüzden artık vakti geldi. Şu içinizdeki tavuğun ağzını sıkın şöyle.
Bir bantlayın güzelce. Artık susturun onu. Bu susturma vakti geldi. Çünkü bu sizin başarılı olmanızı engelliyor. Sizin güçlü olmanızı engelliyor. Sizin sağlıklı olmanızı engelliyor. Negatif telkinlerle rahatsız ediyor. İç ses olarak. Uçağa binemezsin. Ben korkuyorum. Ne olacak halim? Geleceğim ne olacak? Geçmişim şöyle oldu. Bana hep kötülük yaptılar, bana haksızlık yaptı. Beni kimse sevmiyor diye içinden sürekli konuşan o tavuğu dinlediğinden dolayı sende panik atak oluyor. Sende depresyon oluyor. Sende uçak korkusu oluyor. Sende fobiler oluyor. Sendeki bütün rahatsızlıklar senin içindeki o tavuktan geliyor. Artık susturmak istiyorsan bu içindeki tavuğu susturup güzelce kızartma yapıp yemek istiyorsan, kartal gibi uçmak istiyorsan, o zaman kendini geliştirmen lazım. Uyanma vakti geldi. Kendini uyandırma zamanı geldi. Kendini geliştirmen gerekiyor. Bakın, samimi söylüyorum. Ben yıllarca nörobilim seminerleri ile, yani NLP seminerleri ile önündeki insanların o içindeki tavukları susturup onları güzel bir kızartma yapıp yedirdim onlara ve kartal gibi uçuyorlar şu anda. Hepsi seminere katılan hepsi çok başarılı yerlere geldiler. Onlar şu anda gökyüzünde uçuyorlar arkadaşlar. Onlar yarım saatte varılan yerlere 2 dakikada varıyorlar. İletişim becerilerini geliştirdiklerinden dolayı daha huzurlu bir aileleri var. Onlar iradelerini yükselttiklerinden dolayı, kartal olduklarından dolayı sağlıklarına dikkat edebiliyorlar. Onların eskiden korkuları varsa, fobileri varsa, içindeki tavuk inandırdıysa onları, o tavukları yediklerinden dolayı artık cesaretliler, artık korkmuyorlar hiçbir şeyden. Korkmuyorlar uçağa binmekten. Depresyon sıkıntıları yok. Anksiyete, gelecek kaygısı gibi kaygıları yok. Veya imtihana girdiklerinde heyecanlı olmadıklarından dolayı daha iyi notlar alabiliyorlar. O yüzden artık kartal olma vakti geldi diyor isen, sana tavsiyem kendini geliştir. Ancak o zaman içindeki tavuğu susturabilirsin. Kişisel gelişim yap. Kişisel gelişimi doğru yerden almalısınız. Doğru yerden alırsanız, yani sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza, sizin dilinizle anlatırsa o zaman kartal olursunuz. Ama batıdan anlatıldığı gibi size anlatırlarsa veya doğu mistik kişisel gelişimi direkt inanç sisteminize göre harmanlamadan anlatırlarsa kartal olacağınız yerde ördek olursunuz. O yüzden sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza, sizin kültürünüze, sizin dilinizle size eğitim veren insanlardan eğitim alın. Ki o zaman kartal olursun. Eğer siz de bugünden itibaren hayatınızın kalan kısmını bir tavuk olarak değil de kartal olarak geçirip hayattan tat almak istiyorsanız, özgürlüğe kavuşmak istiyorsanız, kartal gibi arzu ettiğiniz hedefe varmak istiyorsanız o zaman yapacağınız tek şey var. Hemen bu videonun altındaki linke tıklayarak benimle ön görüşme için başvuru göndermek. Eğer birbirimize uyarsak o zaman beraber çalışmaya başlayabiliriz. Şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayarak bana başvuru formunu gönder. Teşekkürler.
Bir de çok ağırlıklar vardı. Ben kalkamıyordum. Yani kalkmaya çalışırken her tarafım ağrıyordu. Ama şimdi canavar gibiyiz. Allah sizden razı. İsa Bey'in zeminlerinden sonra gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Kafam o kadar sakin ki. Kanada olsa uçacağım şu an. İsa Bey'e Allah razı olsun. İyi ki tanımışım. Ve İsa abiye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Aklımıza gelecek bütün hayatta istediğimiz şeylerle alakalı, yani isteyip de ulaşamadığımız şeylerle alakalı bütün soruların cevabını İsa Mail Bey'in seminerinde sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Yani kısacası bunu söyleyeyim. Hocamız İsa abiyle tanıştım. Videolar üzerinden, tesadüfen gördüğüm bir videolarla karşılaştım. Ve çok faydasını gördüğüm bir konuda da kendisine Allah'tan razı olsun diyorum. Bu işin devamı için de hep birlikte bütün seminerlerin ne kadar çalışma varsa, şey varsa hepsini beraber yapmayı ümit ediyorum. Allah nasip etsin diyorum. Akademik hem ilimle bilim çok güzel bir şeymiş birleştiği zaman. Ben yıllarca bu deki sorunların peşindeyken şurada 4 saatin içinde halloldu. Yani 4 saat. Yani çok seminerlere katıldım. Ama bu seminer çok farklıydı. Büyük bir yük gitti. Yani nefes almaya başladım. Kalbim rahatladı. Geceleri daha rahat uyumaya başladım. Benim gibi çoktan arayış içinde olup da bulamayanlar buraya gelsin.